Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet, yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de konuşacak önemli konularımız var. Bugün ben eşlik edeceğim sizlere. Değerli ekonomist Murat Sururi Özbülbül de karşımızda. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Evet, Powell beklenen açıklamasını yaptı. Powell'ın açıklaması sonrasında da bugün itibariyle küresel piyasalar bir pozitif seyretmeye başladı. Altın ve petrol yükselişe geçti, borsalar yükselişe geçti. Fakat Powell'ın açıklamalarındaki satır başlarında en önemli konuysa henüz enflasyonla ilgili daha yolumuzu bitirmedik, kat edecek yolumuz var mesajıydı. Diğer taraftan da hani resesyon riskini göz önünde bulundurarak para kısıtlamasını birazcık yumuşatma sinyalleri verdi. Bunları konuşacağız ne anlama geliyor diyerekten. Diğer taraftan içeride de var verimiz. O da nedir? Tabii ki yine her zamanki gibi böyle keyifli bir veri değil. İmalat PMI'miz üst üste 9. aydır eşik değeri olan 50 seviyesinin altında çıktı. Bu piyasalara nasıl yansıyacak? 2022'yi nasıl kapatacağız? 2023'e nasıl başlayacağız? Bunları değerlendireceğiz. Hangisinden başlayalım? Powell'dan mı? İmalat PMI'den Yani mi? geleneksel olarak biliyorsun biz hep dünyadan Türkiye'ye geliyoruz. Çünkü dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi etkiliyor ama Türkiye'deki gelişmeler dünyanın pek umurunda olmuyor. Onun için Evet. bence dünyadan başlayalım. O zaman Powell bir gevşeme sinyali verdi. Daha doğrusu hani beklentiler hep agresif faiz artışı yönündeydi. 75 puana odaklanmıştı uzun zamandır her faiz artışı ile alakalı. Şu an bir 50 beklentisi kuvvetlendi. Piyasalar artık bu faiz artışında 50 bas puanlık beklentiyi fiyatlıyor. Bunun sonuçları ne olacak? Yani o küreseldeki hareket, doların küreseldeki durumuna. Şimdi izleyiciler diyor ki dolar kaç aydır aynı. Biz de biliyoruz doların kaç aydır aynı pozisyonda olduğunu. Sebebini de biliyoruz zaten. Bunu sürekli her programda dile getiriyoruz. Kendimiz de sık sık tekrara düşüyormuş gibi gözüküyoruz ama hani küreseldeki ekonominin gerçeklerinin bize yansımama şansı yok. Bu faiz artışı 50 bas puanla başladığı zaman yılı 50 bas puan artışla kapattıkları sırada sonuçları nasıl olacak? Şimdi bir kere dolar kaç aydır aynı iddiası yanlış. Dolar aynı değil. Küresel ölçekte aynı değil. Evet. Biliyorsun Euro'dan daha değerli bir hale geldi. Sonra Euro atağa geçti. Yani hafif bir çıt doların üstüne geldi. Dolayısıyla orada bir dalgalanma var. Bu dalgalanma neye göre var? Enflasyonla mücadele stratejilerine göre var. Şimdi son gelen enflasyon verileri Avrupa'da da mesela onun altına bir 10 civarına düştü. Beklentilerden daha iyi geldi. O yüzden euro daha değerlenecek. Amerika'dan gelecek enflasyon verisi önemli. Şimdi birçok kişi spekülasyon yapıyor ama şunu anladık. Amerika'da, Avrupa'da önceliği enflasyona verdi. Yani resesyon pahasına da olsa biz enflasyonu dizginleyeceğiz. Tamam, resesyon ekonomiye zarar verir, hane halkına zarar verir, işletmelere zarar verir ama enflasyon çok daha kalıcı hasar yaratır. O yüzden önce enflasyonu dizgineceğiz ama bu sürecin çok acılı olmamasına çalışıyoruz. Şimdi Recep Bey'in politikalarının aksine hem Amerika'da hem Avrupa'da faizler yükseltildi. Aklı başı yerine bütün merkez bankaları faizler yükseltti ve hepsinde de enflasyon gerilemeye başladı. Recep Bey'in deneyinde ise faizler düşürüldü ve enflasyon yükselmeye başladı. Biz de umut bir tek baz etkisine kaldı. Demek ki faizler önemli bir silah ve faizlerle oynadığın zaman enflasyonu kontrol altına alabiliyorsun. Şimdi burada bütün mesele şu, enflasyon ne kadar tepki verecek? Yani faizi ne kadar arttırdığın zaman enflasyon ne kadar kontrol altına alınacak? Bu önemli. Bu ayı da görmek lazım. Muhtemelen bu ayki faiz artışı biraz daha ılımlı olabilir. Yani 75 bas puan yerine 50 bas puan olabilir. Ama bu tabii tamamen enflasyon seyriyle ilgili bir şey. Amerika şu konuda kararlı duruyor. En azından şimdilik kararlı duruyor. Kardeşim diyor, enflasyon yükseldikçe ben enflasyonu kontrol etmek için her şeyi yapacağım. Sıkı para ve maliye politikaları uygulayacağım diyor. Ve Türkiye'de böyle bir şey yok tabii. Avrupa'da aynı trende girdi. Dolayısıyla onlar da enflasyonu kontrol etmek için her şeyi yapacaklar. Onların kontrol altına alınmış enflasyon dediği böyle %2 civarında bir enflasyon %2'ye giderse elbette dün de söylediğimiz gibi faizleri düşüreceklerdir. 2'nin bir çift üstünde ne bileyim 2.25, 2.50 gibi bir noktada faizleri belirleyeceklerdir. Evet, peki o zaman imalat PMI'mıza gelelim. 9 ay oldu. Tam 9 aydır o eşik seviyesinin altında. Bu seneyi de eşik seviyesinin altında kapatıyor. Bu Ya piyasalara şimdi nasıl yansıyacak? Vatandaşa daha doğrusu bu herkesin o hanesinin içerisine nasıl girecek? İmalat PMI deyince birçok izleyici bana ne ben doğalgazı yakmamak için uğraşıyorum. Pazara manava gittiğim sırada peyniri gramla domates patlıcanı sağ taneyle alıyorum diyenler olacaktır. Bunu da eşleştirelim istiyorum. Şimdi şuradan başlayayım. Şimdi domates, peynir falan deyince
bugün bir çalışma yaptım. Kamuya ait et süt kurumundaki et fiyatlarıyla peynir fiyatlarını kıyasladım. Ya inanır mısın? Yani sade beyaz peynir fiyatı 85 lira. Kuzu gövde ve koyun gövdeden daha ucuz. Kuzu gövde ve koyun gövde fiyatı beyaz peynirden daha ucuz. Bak kaşar filan demiyorum. Evet. Yani kaşar ve tost kaşar şeyden de pahalı. Diğer et kalemlerinden de pahalı. Yumurta üzerine çalıştım. Yumurtanın kilosu aşağı yukarı 40-50 liraya geliyor. Şeyde bu et süt kurumunda kilosu 32 lira. Şeyin kilosu, tavuk etinin kilosu. Şimdi fiyatlama davranışları saçmaladı. Vatandaşı bu etkiliyor. İnsanlar, üreticiler ne fiyat vereceklerini bilmiyorlar ve muhtemelen de işte para kazanamadıkları için hayvanları kesime yolluyorlar. Küçükbaş ve büyükbaşı. O yüzden fiyatlar düşük. Bu stok bittiği zaman ben sana bir şey söyleyeyim. 500 liraya et yiyemeyeceğiz. Çok net söylüyorum bunu. Tamam mı? Şimdi imalatçıların PMI gösterileri, göstergesi de bu açıdan önemli. Yani adam dünyayla rekabet edemiyor. Fiyatlama davranışları saçmaladığı için. Şimdi kurlar baskı altında tutuluyor. Bunu 40 defa söylüyoruz. Bu da 41 olsun. Yani örtülü bir sabit kur rejimi uygulanıyor. Şimdi bu noktada fiyatlar artıyor ve imalatçı dış piyasada rekabet gücünü kaybediyor. Yerli ve milli üretim ölüyor. İthalatçı ise son derece kolay ithal edip satabiliyor. Yerli imalatçı vazgeçiyor bu işten. Şimdi ben üreteceğime giderim Mısır'dan, Çin'den, oradan buradan alır getirir satarım. Ne uğraşacağım işçiyle mişçiyle diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bunun etkisi Türkiye'de işsizlik olacaktır. Türkiye'de küçülme olacaktır. Türkiye'de yokluk ve yoksulluğun artması olacaktır. Hayat pahalılığının artması olacak. Sen ekonomi bir bilimdir. Bilimsel yönteme uygun. Yönetmezsen böyle hayali teoriler peşine koşarsan bunun bedelini enflasyon olarak ödersin. Yani enflasyon aslında iktidarın karnesidir. Enflasyon yüksekse iktidar ekonomiyi kötü yönetiyordur. Enflasyon kontrol altındaysa iktidar ekonomiyi iyi yönetiyordur. Yani en önemli göstergedir. Şu anda Türkiye'de enflasyon 3 hanede. Bakalım Kasım ayı ne çıkacak? Bakalım Aralık ayında beklenen baz etkisi etkili olacak mı? Ha, kurlar sabit gidiyor, gider. Yani sabit kur rejiminde de kurlar sabit gider. Yani şu anda yaptıkları arka kapıdan bir örtülü kur rejimi uygulamak. Dolayısıyla kurların sabit gitmesine şaşacak bir şey yok. Eş dosttan swap yapıyorlar. Swap sevaptır diye. Baksana şeyin bile adını sen söyle 3-5 milyar dolar için Sisi'de can ciğer kuzu sarması oldu. Ya o adama dün küfrediyordun, şöyle dört parmak gösteriyordun, Rabia Mabia diyordun. Ne oldu? Şimdi bütün bunlar dış politikayı da saçmalatıyor. Çünkü yakıcı bir şekilde para ihtiyacın var. Kaynak bulamıyorsun. Ne faizine bakıyorsun, ne kaynağına bakıyorsun, ne bunun dış siyasete etkisine bakıyorsun. Bir yandan para bulup içeride kurları kontrol etmeye çalışıyorsun. Ve bu bir yerde bitecek. Yani dünya sonuna kadar Türkiye'ye para yağdıracak değil. Bir nokta gelecek, tıkanacak. O noktada bu sefer kontrol ettiği kur 18 liradan ne bileyim 40 liraya sıçrayacak. Sıçrama böyle olur. 40 lira değil belki 50 lira, belki 60 liraya sıçrayacak. Yani basıncının ne kadar biriktiğini bilmiyoruz. Ama geçmişte mesela 1958 iflasına, Adnan Menderes'in 58 iflasında 2.80 kuruştan kur 9 liraya fırladı. Serbest piyasada veya işte o zaman kara borsaydı döviz fiyatı, dolar fiyatı 20 liraydı. Yani, bu arada hemen sıcağı sıcağına araya gireyim enflasyondan konuşurken. İstanbul enflasyon rakamları açıklandı şimdi. Perakende fiyatlar aylık bazda %3.10 artarken yıllık artış %105.55 olarak gerçekleşti. Yani bu bir de bence çok muhafazakar bir şey. Evet. Ama TÜİK için böyle bir referans oluyor. TÜİK de bundan yola çıkarak bir hareket ediyor. Yani bu bile bence çok muhafazakar. Tabii. Şunu da söyleyeyim, mesela kiraları %25'te dondurdular. Ha, piyasada bu gerçekten uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bu belirsiz ama bir sürü kiracı ev sahibi gelirimi var. Ama sen tabelaya kanun bu diye bunu yazıyorsun. Dolayısıyla bu enflasyonu kontrol etmekte bir unsur oluyor. Ama dediğim gibi bunların hiçbir fark etmez. Yani sen enflasyonist politikaları uygulamaktan vazgeçip sıkı para ve maliye politikaları uygulamaya başlamadığın müddetçe bu işleri düzeltemezsin. Şimdi iş geldi seçim yılına geldik. Aralık'ta emin ol ciddi bir ücret artışı yapılacak. Bence olması gereken rakam en az 12 bin lira. 12 bin lira yaptığımız zaman 2002'deki satın alma gücüne kavuştururuz asgari ücret. Ama şey ne kadar dik durabilecek, sendikalar ne kadar dik durabilecek göreceğiz. Ama hükümet gene
en azından seçim kaygısıyla bir %50'nin üzerinde zam yapmak zorunda kalacaktır. Asgari ücret tahmin ediyorum 8.500 seviyesine falan çıkacaktır. Ve bu Ocak ayında enflasyonu etkilemeyecek mi? Etkileyecek. Fazlasıyla etkileyecek. Kaçınılmaz olarak, çünkü herkes üretmek için işçi çalıştırmak zorunda. Adamın maliyeti artınca fiyata yansıtmayacak. Yani peynir üreten adam tamam ineğe para ödemiyor da ineği besleyen, ineği otlatan, ineği sağan adama para ödüyor. Ne bileyim işte un yapan kişi buğdaya bir para ödüyor ama alıyor. Fabrikada enerjiye bir para ödüyor, işçiliğe bir para ödüyor. Ya dün küçük bir dükkanda, esnaf lokantasında bir küçük yemek yedim. Kiran kaç para dedim? 10 bin lira civarı dedi. Ya dedim ne elektrik ödedim? 16 bin lira. Bundan 2 hafta evvel falan da gene sevdiğim küçük bir pidecide pide yemiştim. Çocuğun kirası 7 bin lira, elektrik faturası 11 bin liraydı. Bak ben Türkiye tarihinde ilk defa elektrikle işi olmayan, yani böyle işte demir eritmeyen, elektroliz yapmayan falan. Sadece aydınlatma için kullandığı. Aydınlatma, buzdolabı falan filan kullanan bir esnafın elektrik faturasının kirasından fazla olduğunu görüyor. Bu korkunç bir şey. Peynirli et arasındaki dengesizlik gibi. Yani bir dükkanın elektrik faturası, doğalgaz faturası ya nasıl olur kiradan daha fazla olur? Dolayısıyla bütün fiyatlama davranışı bozuldu Özgür ve bu daha kötü olacak. Ne yazık ki kötü bir yıl sonu geçireceğiz. Bunu zaten 3-4 aydır söylüyoruz. Son çeyrek, son 3 ay çok daha zor geçecek diyerekten. Hani izleyiciler bu zorluk kısmında bazen yorumları görüyorum, işte battık, çıkacak, uçacak, kaçacak, başka bir şey bilmiyorsunuz şeklinde geliyor da konuşuyoruz işte, yani peynir etin fiyatını geçmiş, elektrik faturası iş yerinin kirasının fiyatını geçmiş, doğalgaz faturası iş yerinin kirasının fiyatını geçmiş. Belki o yorum yazan insanlar daha elini kombiye değdirmemek için kombinin yanından geçmeden eve girip çıkıyorlar. Doğalgazı çalıştırmadan oturmaya devam edebileyim diyerekten, ama yoruma gelince belki viral olur, arkamdan birileri gelir diyerekten yazmaktan imtina etmiyorlar. Sorun değil, yazsınlar. Durum ortada. Belki Finlandiya'dan da yazıyor olabilirler o yorumu yazanlar. Bilemeyeceğim. Yani Özgür şöyle söyleyeyim sana. Titanik batarken Talaş'a mahal yok, yavaş yavaş diyorlardı. Millet panik olmasın diye orkestra çalmaya devam ediyordu. Ama bu Titanik'in battığı gerçeğini değiştirmiyordu. Şimdi biz gerçekleri söylüyoruz. Biri varsa karşımıza çıkıp da gerçek öyle değil kardeşim, İşte 5.500 liradan asgari ücretlinin bir eli yağda bir eli balda, işte 3.500 lira alan emeklinin keyfi gıcır diyorsa oturalım konuşalım. Belki biz yanılıyoruz. Varsa böyle bir delikanlı. Evet, ama rakamlarla konuşacağız. Tamam mı? Ya bak, bu ülkede bugün en yüksek maaşı alan milletvekili maaşıyla orta halli bir arabanın taksitini ödeyemiyor. Bir evin taksitini hiç ödeyemiyor. Yani 2 milyonluk böyle orta halli bir ev. Böyle lüks bir evden falan bahsetmiyor. Bankaya gidip 2 milyon lira kredi alsa o 2 milyon liranın taksitini maaşıyla ödeyemiyor. Yani geldiğimiz yoksulluk seviyesi bu. Çok net söylüyorum. Bak bugün devlet memuru olan bir doktor, hatta bir milletvekili iki çocuğunu kolejde okutamaz. Özel okulda okutamaz. Taksitini ödeyemez. Yemek parasını, servis ücretini ödeyemez. Dolayısıyla Türkiye hakikaten korkunç bir durumda. Bunu idrak etmek istemeyenler var. Ha, bir arkadaş da çıkmış demişti meclise, ya kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demişti. Yani adama git yaprak ye, ağaç kemir diyorsan ona diyecek bir şeyim yok. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yarın bizi nasıl bir günden bekleyecek onu da yarın göreceğiz. Yarın biz yine burada olacağız. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar izleyip değerli yorumlarını bizlerle paylaşan izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.